Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop. Meleke aşırış kurslarımızın arbattakisi bilen sizler bilen didarlaştırıpmız. İnşallah İslam düşünceleri doğrusu da ustazlar, ahli ilimler faaliyette oturgen bugünkü kündeki dolzart masalalarda zimmemizdeki masuliyetini adak oturgen cemaamız. İnşallah bu cemaanı İslam düşünceleri doğrusu dagi hadiselerden haberdar buluş, milletinin itikadı dinige buluyetken huruç hücumlarını aldığını alıştı birleşliğimiz. Bugün yokşigen fikir almaşular, meleke aşırışlar akıbeti de inşallah milletke faydalı bir semerini hareket kılış gözde tutulgen. Adatta Müslümanlarını uşa Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ta bugünge kadar muhalifleri yokalgeni yok. Ve kıyametke kadar yokalmasligi ham alohida ta'kidlangan. Yokalmaydı. Muhalifler her daim bo'ladi. Ve kızılıgı biz uxlaymiz, ular uxlamaydı. Biz bir etibar kalamız, ular bir etibar kalmaydı. Ular her daim nimanidir daim oylab top çıkarışadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabe-i kiramları, yani peygamberini etrafında cemlengen havariler, uşa davrını ansarları, muhacirleri en ağır küllerde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yollarda turuştu. En ağır küller Mekke davriydi. Doğru mu? 13 yıl mübaynede kılıngan sabır kıyametke kadar sabır kıladigenlerge namune buldu. Her kanaka sabır kılmakçı bulgan adam 13 yıllık Mekke davrındaki sahabenin sabrını özgü örnek kılıp aladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sabırlarını o'ziga o'rnak qilib oladi. Madina davri endi bu davlatchilik davriga o'tgan. Madinada musulmonlar juda katta imkoniyatga ega bo'lgan va bu imkoniyatlarini keyinchalik to qiyomatgacha keladigan odamlarda imkoniyat qo'lida bo'lsa qanday ish qilishligiga namuna bo'lgan. Makka davri sabr, bardosh namunasi bo'lsa, Madina davri kuch quvvat qo'lga kelganda qanday qilinadi? Nima bo'ladi? Qanday tutiladi o'zini? Buni namunasi o'rnagi bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyinoq nima boshlandi? Katta-katta ixtiloflar yuzaga chiqdi. Birinchi ixtilof xilofat saylashda bo'lgan. Chunki sarohatan hadis yo'q, oyat yo'q, falonchi xalifa bo'lsin degan gap yo'q. Lekin ehtimollar bor. En peşkadam kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yollarda yürgen sahabelerinin içinde en peşkadamları kim? As-sabiqunel evvelun. Kur'an bunu zikir kıladı. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh. Birinci iman keltirgen erkeklerden. Hamma inkar kıgen payette tasdiklagan. Hatta Miraç vakiyası da cüdü köp adam murtad bugün. Şuna kıyam boladı mı? Şunki işarı bir hıpızma değişken de. Çünkü atrafta Nadir ibn Haris'ke okşagen adamların miyyesini aynat edigen adamlar vardı, muhalifler. O işe bir keçede Kudüs'ke varıp geldim, Miraç'ke çıkıp geldim digerlerini eşitken de karsak çalışken onlar. Ana yalgancılık ispat buldu deyip adamlarına varıp durup çünkü iman kettiriyorsun sen mi? Ha bu keçe Kudüs'ke varıp geldim deyipti. Bunu aklı caydamaz desek, senler bizi işanmaya töreyim. Şu gapını aklı var adam yapıradı mı? Değişken. Bazı adamlar ikkilengen, bazıları murtad bugün. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh kulu kelip aytken de yetti kat Osman'dan keliyetken vahiyge iman keltirgen biz Kudüs'e varıp kesildi makıptı degen. Ayet yetken olsa doğru yapırdı degen. Oylama oturmagen. Peygamber aleyhisselam aytadılar kimge imanı taklif kılsam bir taraddudlar degen. Peygamber aleyhisselam. İmanı taklif kılsam bir oyladı, fikirladı, taraddudlar. Lekin Abu Bakır'ga aytganimda taraddudsiz iymon keltirdi deganlar. G'orda birga bo'lgan zot, hijratda yonma-yon ketgan zot,
Peygamber aleyhissalatu vesselamga bemorlik paytlarida imom bo'lgan zot. Bular ihtimolotlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan keyin kim xilofatga loyiq? Shundagi ihtimolotlar. Bu ihtimollarni surishtirsangiz, bulardan shu atrofda Hazrati Umarda ham bunga o'xshagan imkoniyat bor. U ham nomzod. Hazrati Usmonda ham bunga o'xshagan imkoniyat bor. U ham nomzod. Ali radhiyallohu anhu, u ham nomzod. Lekin nomzodlar ichida saylov orqali Hazrati Abu Bakr Siddiqniki tavfiq bo'ldi. Alloh taoloning qadari shunga edi o'zi. Shuning uchun aqidada nima deyiladi? Birinchi Abu Bakr deyiladi. Keyin Umar, keyin Usmon, keyin Ali ridvanullohi alayhim ajma'in deyiladi. İxtilof bir qadar bosildi. Hazrati Umar paytida siyosat juda keskin edi. Keskinligi hech qachon fitnaga yo'l bermagan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ko'chama-ko'cha yurardilar. İmam Zuhriydan rivoyat var. Zuhri kim? Tabi'a tabi'in. Hazrati Umar radhiyallohu anhu'ni ko'rmagan. Lekin Hazrati Umardan deb rivoyat qilgan. Shu jihatdan hadis mursal. Mursal ta'rifi nima edi? As-sahabiyyu anhu saqat. Sahobi tushib qolgan hadis mursal deyiladi. Mursal tabaqalari ham bor. Aynisi shu. Tobiin sahobadan emas, Rasulullohdan rivoyat qiladi. Yoki bu ta'rifi. Yana mursalni ta'rifi tabaa tobiin sahobadan rivoyat qiladi. U sahobani ko'rmagan. O'rtadagi tabaa tobiin tushib qoladi. Bu o'sha ikkinchi qadamdagi mursallardan. Ketib tursalar bir xonadonda jaholat yig'isi bilan odamlar yig'layapti. Bir xotin. Navvoh deyiladi. Hozir ham bor, Iroqda bor ekansiz, arab o'lkalarida. Bir xonadonda motam bo'lsa, mardikor ayollar bor, yig'lab beruvchilar. Ularga pulingizni berasiz, kelib sizni azangizni u yig'lab beradi. Shunaqa odam xotin bor ekan. Kirib, haligi xotinni olib chiqib hovlidan. Qo'llaridagi qamchi bilan urganlar. Shunda ro'mol tushib ketgan. Yonida turgan yo Ibn Abbos edi, yo kimdi, qaysidir sahoba. Ro'mol degan, satr degan. Deganda bu shariatga xilof ish qilyotgani uchun buni hurmati soqit, ursan ham deganlar. Nima buni nima uchun keltiryapmiz? Hazrati Umar siyosatlari qattiq bo'lgan. Alloh bilan o'rtalaridagi qalblari yumshoqligi gap yo'q. Umarni yig'latish oson. Allohdan qo'rq desak yig'layverardi deydi. Yosh bolalar yig'latar ekanda. Lekin siyosatga qattiq turgan. Bir odam Misrdan chiqib olib val mursalatu urfani ma'nosi nima deb odamlarga savol berib yurganda olib kelib olib uni adabini berganlar. Imom Tabaroniydan Absotda kelgan rivoyat bor. Subayr ibn Isl degan odam. Buni urib dinda fitna chiqarganligi uchun qattiq jazo berganlar. Hazrati Umardan keyin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu kelganlar xilofatga. U kishiniki Hazrati Umarning radhiyallohu anhuning 6 odamdan tanlab olasizlar deganlaridan tanlangani. Hazrati Umar o'zlari tayinlanganlari. Usmon radhiyallohu anhu Umarni tayinlab ketdilar. Umar radhiyallohu anhu 6 odamni tashab ketdilar, tanlab olasizlar dedilar. 6tada Usmon radhiyallohu anhu xilofatni egallandilar. Lekin xilofatlari yumshoqlik bilan davom etdi. Ko'ngillari bo'sh edi u kishining. Ko'p narsalarda mayli endi qo'yaveringlar. Kerak emas shu degan masalaga urg'u berardilar. Bu oxiri o'zlariga keldi. Misrdan 700 ta odam kelib, uylarini qamal qilib, o'zlarini qatl qilishdi. O'sha mansab uchun, martaba uchun ichida qayg'usi bor odamlar Misrda Abdullah ibn Saba degan odamning tuzog'iga tushgan edi. Tashqi kuchlar musulmonlarning ichidagi shaxsiy manfaatlaridan foydalanib o'zlarini xalifalarini o'ldirtirdi. Sabailar qilgan buni. Sabailar bu amalni, buni ishni amalga oshirganligini tarix ko'rsatib turibdi bizga. Endi 4-chi usul nima bo'ldi? Hazrati Ali radhiyallohu anhu vaziyat chigallashgani uchun muvozanatni saqlash u kishining zimmasiga yuklandi va u kishi
labbay deb javob berdi. Boshida yo'q deganlar. Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhumolar sen halife bo'lasan deganlari da yo'q deganlar. Menga vazirlik yaxshi, maslahatchi bo'lganim yaxshi deganda yo'q, sen bo'lasan boshqa odam yo'q. Agar men bo'ladigan bo'lsam, bu kichkina yana kurugda bo'lmayman deganlar. Masjidda Madina ahlidan biror dona odam inkor qilsa halife bo'lmayman degan. Va mihrobga chiqqanlar hamma kelib bayat bergan. Talha ham bayat bergan, Zubayr ibn Avvom ham bayat bergan. Nimaga bularni aytyapmiz? Chunki keyinchalik Jamal hodisasida shularni tarix bizga yomon ko'rsatishga harakat qiladi. Ya'ni shiyalar, har xil toifalar Talha bilan Zubayr Alining bay'atiga rozi bo'lmagan degan rivoyatlarni tarqatishgan. Talha radhiyallohu anhu bay'atu Aliyan va fawqa ra'si as-sayf fawqa ra'si degan rivoyat bor. Qilich boshimda turdi Aliga bay'at qilayotganimda degan. Ravilar ichida Vaqidi degan odam bor, Shi'a. Kazzob odam. Kazzob odam bu gapni tarqatgan. Aslida unaqa emas, o'zlari taklif qilgan. Talha aytganlar, sen bo'lasan deganlar. Zubayr aytganlar, sen bo'lasan, sendan boshqa odam yo'q deganlar. Va qabul qilganlardan keyin Oysha onamiz bilan Makka'ya ketishdi. Qaytishda Makka'ya ketishdan oldin aytganlarki, Usmonni qotillardan qasos ol. Chunki sen xalifasan, seni vazifang qasos olish kerak deganda aytganlar Ali. Qatta ko'rgansan, mahkum hokimdan qasos olganda. U 700 ta hammasi kuch bular. Hozir bulardan olib bo'lmaydi. Biz hozir hamma islom diyorlaridagi musulmonlarni bay'atini olib olaylik oldin. Misrda Amr ibn As, Shomda Muoviyati ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhumolar. Bulardan bay'at olaylik oldin. Bular bizga bay'at qilsin, hamma bo'lsin. Chunki bu 700 ta odamni yo'naltirgan odamlar bor u yo'qlarda. Bulardan qasos olinsa, ular oyoqqa turadi. Hammadan bay'at olib olsak, bittada javobini beramiz deganlar. Hazrat Ali'nin ijtihodlari bir ma'noda to'g'ri bo'lgan shu. Keyin hajga ketishdi, Oysha onamiz bilan umraga ketishdi, qaytib kelishayotgan paytida Zubayr ibn Avvom aytdilarki, Oysha onamizga hozir Madinaga kirsak sizga zarar bo'ladi. Chunki ichkarida 700 ta odam o'tiribdi hali. Bular sizga zarar yetkazadi. Xo'p, nima qilamiz? Basraga yuramiz degan. Nimaga Basraga yuramiz? Basraga borib, siz payg'ambar alayhissalotu vassalomni juft halollari mu'minlarni onasisiz. Basradan biz bayat olamiz. Aliga yordam beramiz degan maqsad bilan manzilni burganlar. Bu hodisa Madinaga yetganda Ali radhiyallohu anhu Qa degan qo'mondonga aytganlar, to's yo'llarini deganlar. U kelib to'sgan, to'xtatgan, maslahat qilgan, noto'g'ri qilyapsizlar degan. Hodisa oqibati yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi hodisani oqibati. Madinaga kiraylik, Madina bizning hozirgi yo'limiz. Tushuntirishgan. Tushunganlar. Oysha onamiz aytganlar, bo'ldi, tushundim deganlar. Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhumolar bo'pti deyishgan. Lekin tongga yaqin o'sha sabaiylar yana maydonga chiqqan muxoliflar. Yana maydonga chiqib, Hazrat Ali'ni askarlarining ichiga kirib olib, ularni o'ldirishni boshlagan. Tongga yaqin hamma uxlab yotibdi. Bomdodga yaqin. Bu yoqdan Oysha onamizni ichidagi odamlarni o'ldirishgan. Zubayr ibn Avvom ikki qo'lida qilich chapadigan odam, orqasidan kelib pichoqlashgan. Xiyonat bo'lgan. Janjal bo'lib ketdi. Bu janjalni tarixda oti nima bo'ldi? Jamal hodisasi. Jamal hodisasi shunaqa paydo bo'ldi. Ikkita katta sahoba halok bo'ldi. Oysha onamizga hujum bo'lgan. Oysha onamizni zo'rga qutqarib qolishgan Muhammad ibn Abu Bakr. Oysha onamizni akasi. Zo'rga qutqarib qolgan. O'zi fitnachilarning ichiga aralashib qolib, pushaymon qilib tavba qilgandan keyin qarasa fitna davom etyapti. Keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu Oysha onamizga aytganlar, siyosatga aralashmang deganlar, uylarida juda chiroyli muomalada qolganlar. Ya'ni Oysha onamiz o'zlari ham aytadilarki, men deydilar, shu ishga noto'g'ri aralashdim.
deganlar keyin tamomiy hayotlarini hadis rivoyati fatvo bilan o'tkazganlar. Ali radhiyallohu anhu Kufaga yurdilar keyin. Kufaga bordilar, Kufada joylashdilar va Muoviyadan bay'at qilishlikni talab qildilar. Bay'at qilasan dedilar. Muoviya nima dedilar? Usmonning qasosini olasiz dedilar, keyin bay'at qilaman. Usmon amakimning o'g'li deganlar. Haqiqatda Muoviya radhiyallohu anhu Usmon radhiyallohu anhuning qarindoshi, eng keksa qarindoshlardan, eng katta yosh kattalardan. Shundoq ekan uni valisi manman. Qasosini olasiz, keyin bay'at qilaman degan ijtihod bu ham. Muoviya radhiyallohu anhuni aynan mana shu masalaga undagan narsa u eshitgan hadislar. Bitta hadis. İmam Müslim'de qilgan rivoyat bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam Usmon radhiyallohu anhuga qarab aytganlarki, seni deganlar Alloh taolo bir libos bilan ziynatlaydi. Bir munofiq jamoa o'sha libosni yechishlikka harakat qiladi. Hargiz yechma deganlar. Yechma u libosni deganlar. Bu rivoyatni Muoviya biladilar. Va hodisa jarayon kelgandan keyin xilofat libosi haqida gap ketganligini bilgan hamma. Usmon radhiyallohu anhudan xilofatni topshir degan odamlarni payg'ambarimiz nima dedilar? Munofiqlar jamoasi deganlar. U jamoa sandan yechishni talab qiladi xilofatni yechma. To menga yo'liqquncha qatl qilinishligini aytganlar. İmam Buxoriyda ham rivoyat bor. Peygamber aleyhissalatu vesselam eşik takkıllagende e'zin lehu ve beşşirhu bil cenne dediler. Bitti açsam Abu Bakır degen. Yani eşik takkılladı e'zin lehu ve beşşirhu bil cenne dediler. Bitti açsam Umar dediler. Yani eşik takkılladı Peygamber aleyhissalatu vesselam teyik durup kaldılar. Aittiler ki ungeyem izin bir cennet başaratını bir. Lekin buni qatl qilishadi, buni boshiga og'ir kun keladi dedilar. Mana shu gaplardan Muoviya radhiyallohu anhu Usmon radhiyallohu anhu ning tarafini olish menga haq deb o'ylaganlar. Ijtihod bo'lganda bu. To'g'ri bo'lgan ijtihodlari. Hech kim ayblamaydi Muoviya radhiyallohu anhu ni. Yaqinda imomlarni ayblayotgan bitta sharlatan chiqib olib Muoviya Alini o'ldirgan debdi. Eshitdinglar sekinligi? Muaviye Ali'ni öldürgen, Muaviye özünün saltanatı için İmam Hasan'ni hem öldürgen deyipti. Bu uşa düşmanlarını gepleri. Muaviye radıyallahu anhuge gert yuhturmayımız biz. Ahl-ı sünnet vel cemaani bu itikadı da sabit narsa. Muaviye radıyallahu anhu afzal mı? Umar ibn Abdülaziz afzal mı? Deyip Hasan'ı Basri'den soruşken. Degen de sen ne diyorsan degenler. Muaviyaning otining changidan chiqqan tuzon Umar ibn Abdulazizdan ustun degan. Nimaga? U tuzon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarini ko'rgan tuzon. Hech kim sahoba bo'lmaydi. Qiyomatga kelgan qadar avliyo bitta payg'ambarni ko'rib iymon keltirib suhbatlashgan odamga teng bo'lmaydi. Muaviya radhiyallohu anhu ummatning imtihoni. Bu hodisalardan keyin Hazrati Muaviya radhiyallohu anhuga qilingan tanadan bilib olamiz kimni kimligini. Kim Muoviyaga tosh otsa, u tosh o'sha odamning kimligini bildiradi. Hodisa shunday jarayon bo'ldi, oxiri Siffin hodisasiga to'g'ri keldi. Siffin hodisasi eng og'ir voqealardan, islom ummatining ichida Yawmul Harir nomi bilan mashhur. Qaynoq kun. Yoki Laylatul Harir. Qaynoq kecha. 70 ming odam o'lgan shu jangda. 70 ming sahoba. Bitta qabrga 50 tadan ko'mishgan. Sahoba emas 70 ming musulmon. Sahobalar ham bor uning ichida. 8 kun davom etgan. 7 kun davom etgan. Birinchi kuni o'sha haligi Qoqa rahimahulloh qo'mondon bo'lgan. Kuchli qo'mondon u kishi. Yo, Qoqa emas. Ashja Ashja degan odam. Hazrati Ali'nin komandanı. Birinci günü komandan bugün. İkinci günü İbn Abbas benimce. Üçüncü günü yana bitti sahaba. Törtüncü günü yana bitti komandan. Beşte yana bitti. Altıda yana bitti.
7-ci günü Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu'nun koşullarına komandan bo'lgan. Ve tepelikke çıkkallar. Kollarda bayrak. Mana şu bayrak bilen, Peygamber aleyhi salatu vesselam bilen 3 marta cihatta katnaşken ben. Şu bayrak ostida. Hey adamlar. Urush boshlanadigan payt ertalab. Bu 4-cü cengim deganlar. Kelinglar bayrağını ostiga kelinglar to'xtataylik urushi deganlar. Deganda bir odam kelib o'ldirib qo'ygan. Ammar ibn Yasirni o'ldirib qo'ygan. Shunda Amr ibn Asga bu hodisa yetganda ranglari o'chib, istirobga tushib, Muoviyani oldiga kirganlar. Ammar qatl qilindi deganlar. Nimaga istirobga tushgan? Chunki Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu haqlarida hadis bor edi. Masjid-i Nabaviyni qurayotgan paytda hamma bittadan g'ish tashirdi. Ammar ikkitadan g'ish ko'tarib tashiyotdi. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam qarab Ammarga "Voh Ammar" dedilar. "Taqtuluhu fi'atul baghiya" degandilar. Buni haddidan oshgan jamoat o'ldiradi degandilar. Hadis mashhur edi. Hamma bilardi. Bu gap Amr ibn As'ga ma'lum edi. Muaviya radhiyallohu anhu'ga ma'lum edi. Bu ma'lumotni bilgandan keyin, Ammar qatl qilingandan keyin ijtihodlari xato ekanligini bilib qolishgan. Biz xatoda ekanmiz deyshgan. Muaviya aytganlar biz xatoda ekanmiz. Nima qilamiz? To'xtatamiz urushni. Qanday to'xtatamiz? Mus'haf ko'tarib chiqamiz. Mus'haf fikri Muaviyadan chiqqanmi, Amr ibn As'dan chiqqanmi? Tarixda biroz ixtilofi bor. Umumiy ma'noda ikkalalari kelishgan lekin buni. Umumiy ma'noda ikkalalari kelishgan. Ya'ni mushafni ko'taramiz, hozir oq bayroq ko'taradi-yu. Sahobalar bunda mushafni ko'taramiz. Nimaga? Baynakum va baynana kitobulloh degan shior bo'lgan. Slogan. Bu shior bilan kelishgan. Va oyatlari oyat, dalillari oyat. Alladina innal ladina yad'una ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Mana shu oyatni o'qib kelishgan. Ya'ni Allohning kitobini o'rtada hakam qilaylik degan odamlardan yuz o'girganlarni Alloh taolo tanqid qilgan. Bunga nima deysiz? Bo'ldi, o'rtamizga kitobullohni qo'yaylik deb kelgan ular. Deganda hazrati Ali radıyallahu anhu na'am deganlar. Baynana va baynakum kitobulloh deganlar. Allohning kitobi o'rtamizda. Urush to'xtagan 8-chi kuni. 8-chi kuni yana Ashja qo'mondan. 1-chi kuni qo'mondan bo'lgan odam 8-da yana qo'mondan. Ashja aytayaptilarki, o'zi anaqada u, shijoatli odam. Aliga aytayaptilarki, kelishmang deyaptilar. Menga peshingacha vaqt bering deyaptilar. Peshingacha to'xtataman deyaptilar. O'zi bitib bo'ldi hammasi. Peshingacha uxlatamiz. Ya'ni g'alaba bizda deganlarda to'xta deganlar. Boshqa sahobalarni chaqirib maslahat qilganlar. Urushaylikmi? Yoki o'rtamizdagi tahkimga rozi bo'laylikmi deganda bir jamoa urush to'xtataylik degan. Bu jamoa haqida hozir yana gapiramiz. Bu jamoa urushmaylik degan. Ashja urushaylik degan. Ular urushmaylik deyishgan. Va urushmaslikka Hazrati Ali rozi bo'lganlar, bo'pti kelinglar deganlar, o'rtada ikkita odamni hakam qilishgan. Bittasi Amr ibn As kim tomonidan? Muaviya radhiyallohu anhu tomonidan. Ha? Ali radhiyallohu anhu tomonidan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu. Hakam bo'lishdi, hakamlar chiqishdi. Mana shu hodisa to'g'risida mening suhbatimni bu 3-mi 4-chi bu haqida hodisa haqida gapiryapman. O'rni kelgani uchun yana aytib ketishimiz kerak. Sizlar aks ya'ni barchalar da'vatchisizlar. Bunga o'xshagan hodisalarga ro'baro kelgansizlar bu tarix haqida. Bizda mana shu hodisani noto'g'ri talqinini odamlar ichida mashhur qilib olishgan. Tahkimda nima bo'lgan?
Abu Musa Ash'ari bilen Amr ibn As radıyallahu anhu ortalarda nima bo'lgan? Bilganimizni o'rtoqlashsak yaxshi bo'lardi, chunki biroz tahlil qilish kerak bo'lgan masala bor bu joyda. Nima bo'lgan o'sha tarixda? Tahkim hodisasida eng mashhur gap nima edi? Alloh rahmat. Bismillah. Tahkim qanday bo'lgan? Tahkim haqida eng mashhur odamlar tilida ko'p takrorlanadigan narsa Amr ibn As Abu Musa Ash'ariga qarab, siz chiqingda katta jamoat turibdi. 125 ming Muaviye radıyallahu anh'unin askerleri 145 min yok ki 150 min Ali radıyallahu anh'unin askerleri. Şimdi 8. gün 70 min te adam ölgen. 70 min te. 25 min Ali'nin askerlerden halak bugün. 45 min Muaviye radıyallahu anh'unin askerlerden halak bugün. Çünkü adam turuptu. Amr ibn As nima deganmişlar? Abu Musa'ga siz bilan biz chiqamiz da hozir. O'zimizni xalifamizdan voz kechamiz. Keyin xalq o'ziga nomzodini qo'yadi, saylab oladi. Xalifaga keyin bayat beramiz. Deganmişlar, Abu Musa Ash'ari tashqariga chiqib, "Men Ali'ning xilofatdan voz kechdim. Biz jamoa o'laroq voz kechdik buni xilofatidan. Bayatimizdan voz kechdik." Deganmiş. Orqasidan chiqib Amr ibn As nima debdilar? Mana Abu Musa voz kechdi, biz voz kechmaymiz. Deganmişlar. O'sha joyda Tabariyda rivoyat bor. İmam Tabariy tarixiy Tabariyda keltirgan. Amr ibn Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu vaziyat chigallashib ketganmishda Amr ibn As'ga qarab turib inna mathalaka kemethalil kelb in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath degan ekan. Shunda Amr ibn As Abu Musa'ga qarab wa inna mathalaka kemethalil himar yasfiru asfara yahmilu asfara degan ekan. Shu gap hammamiz eshitganmiz. Da'vatlarda eshitganmiz. Kitoblarda, o'zbekcha kitoblarda o'qiganmiz. Shu hodisa shunaqa bo'lganmi? Ahli sunna val jamoa shu hodisani qabul qiladimi? Yo'q. Hodisa bunaqa bo'lmagan. Mana shu gaplar o'sha davrdagi siyosiy vaziyatdan foydalanmoqchi bo'lgan muxoliflar to'qigan gap bu. 6 ta raviy bor. 6 ta raviy bor. Aynan mana shu hodisalarni rivoyat qilgan raviylar. 5-tasi Rofiza raviylarni, Shi'alar. Bittasi majhul, tanimaydi hech kim. Tanimagandan keyin tanimagan odamni biz nima qilmaymiz? Siylamaymiz. Gapini olmaymiz, tanimaganni siylamas. Munkar, voqiya munkar. Munkar nima degani? Munkar. Lug'atda munkar degani notanish degani o'zi. Munkar inkor ma'nosi. Lekin istilohda munkar degani hodisada aql uni qabul qila olmaydigan narsani munkar deydi. Siz bir gap gapiryapsiz, gapingizni eshitadi-da odam ajablanadi. Bunaqa bo'lishi mumkinmi? Voqealiqqa solishtirsangiz mumkin emas. Birinchidan. Men hali nima dedim? Bir hafta urush bo'ldi. 70 ming odam o'ldi. Qon hali sovugani yo'q. Odamlarning ko'zidagi qon to'xtagani yo'q. Ya'ni qaynoq bo'lib turibdi. Bir-biriga qilichni o'qtalib turibdi. Bir-biriga qilich o'qtalib turgan jamoa yuqorida aytilgan rivoyatdan keyin kelishib tarqaladimi? Yana boshlanadi urush. Nimaga kelishib tarqalishgan? Demak, u tepadagi gap noto'g'ri. Unaqa gap bo'lmagan. Ikkinchisi. Abu Musa Ash'ari hodisada ifoda qilinganidek yosh bola siyosatni bilmaydigan, aqli
unca yetilmagan, ishonchsiz odam deb ta'riflanyapti. Amr ibn As makkor, siyosiy xilakar, unday, munday deb bir qancha sabablarni keltirishyapti. Bular ham munkar. Nimaga munkar? Sahih rivoyatlarga munkar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu'nu Yamanga vali qilganlar. Bu nima degani? Payg'ambar alayhi salatu vasallam siyosat ma'nosida Abu Musa Ash'arining qobiliyatiga ishonganlar. Yamandagi valiyligi Abu Bakr paytlarida davom etdi. Usmon radhiyallohu anhu uni olib Kufaga, Basraga tayin qildilar. Butun boshli ummat suyangan aqli raso insonni bitta hodisada ahmoq qilib ko'rsatilyapti. Maqsadli gap bu, maqsadli ish bo'lgan. Amr ibn As radhiyallohu anhu uni makkor, xilakar, aldoqchi, siyosiy masalalarda musulmonlarni aldashi mumkin bo'lgan odam qilib ko'rsatishyapti. Biz e'tiqodimizda nima gap? Sahobalar haqida hech qachon yomon gap gapirmaymiz. Endi Amr ibn As haqlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir qancha hadislari bor. Rasululloh aytadilarki, "Aslaman nas va amana Amr ibn As" deganlar. Odamlar musulmon bo'lgan paytda Amr ibn As iymonga kelgan edi. Odamlar islomning zohiriga qarab bu yaxshi din bo'lsa kerak deb kirib sekin o'rganayotgan paytda İmon bilan bu haqiqiy din shu deb kirgan edi u kishi. İmonga kirishlarida Amr ibn As'ni hech qachon siyosiy ma'noda foydalanishlari mumkin emas. Amr ibn As radhiyallohu anhu ni bir necha bor askarga qo'mondon qilganlar. Amr ibn As'ni jamoaga imom bo'lganlari rivoyati bor. Sovuqda g'usl vojib bo'lib qoladi. Tayammum qiladilar, imomga o'tadilar, qavm malomat qilganda kelganda Amr ibn As oqlaydilar. To'g'ri bu deydilar. Bu odamlar unaqa xiyonat qilishi mumkin emas. Sahih rivoyatlardagi Rasulullohning guvohliklariga zid bo'lishi mumkin emas bu odamlar. Buni nimaga tarqatishgan? Siyosiy maqsadda tarqatishgan. Sahobalarni yomonotlik qilishlik jamoasi bor. Muaviya radhiyallohu anhu'ni va u kishining Umaviy saltanatini keyinchalik hammasini qoralash uchun islom tarixida bunga o'xshagan urinishlar bor. Shu joyda bitta yana savol tug'iladi. Xo'p. Voqea zaif ekan, to'qilgan ekan, mavzu ekan, munkar ekan. Imom Tabariy nima uchun keltirgan buni? Tarixul Kabirda keltirgan. Imom Tabariy islom ummatining ichida e'tiborli mufassir, e'tiborli muarrix. Ahli sunna val jamoa buni salaf mufassiri deydi. Eng sog'lom tafsir Tabariyning tafsiri. Eng sog'lomi. Deyarli qolgan tafsirlarning barchasi Tabariydan ta'sirlangan. Ibn Kasir tafsirini o'qiganmiz. Tamomiydi Tabariyning tafsiri shu. Ibn Kasir Tabariydan rivoyat keltirmagan oyati yo'q. Men taxmin mubolag'a qilib aytayapman biroz. Nimaga zaif narsani keltirgan? Nima uchun? Savol tug'ilib qolishi mumkin-da. Mana deyishi mumkin. O'sha Ali radhiyallohu anhu ni xilofat voqeasi paytida boshimda qilich turgani uchun bay'at qildim degan rivoyatni ham Tabariy keltirgan. U rivoyat Voqidiyning rivoyati, Voqidiy kazzob. Nima keltirgan desa, javoblar quyidagicha. Birinchisi, Imom Tabariy tarix yozar ekan, yozayotgan tarix asarimda keltirgan barcha rivoyatlarim sahih degan shartni qo'ymagan. Imom Buxoriygina, Imom Muslimgina keltirgan rivoyatlarida faqat va faqat sahihlikni shart qo'ygan. Qolganlarda sahihlik shart emas. Eshitilgan islom tarixida bo'lgan hodisalarni keltirgan va nima qilgan? Sanatlarni keltirib bergan. Zohid Kavsariy aytadilar. Qiymatu riwayati Tabari qiymatu sanadihi degan. Qoida bu, buni o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar. Qiymatu riwayati Tabari
qiymatu sanadihi degan. Tabariyning rivoyatlarining qiymati uni sanadida. Sanadga qaraysiz, sanadining qiymatida. İmam Tabari nima ish qilgan? İmam Tabari aytadiki, men tarixchiman deydi. İslam tarixida bo'lgan hodisalarda odamlarning munosabatlari bor deydi. Yana ertaga sen bazı odamlarning munosabatini eshitib, nimaga shuni Tabari keltirmadi deb meni malomat qilma. Men eshitgan gaplarimni senga hammasini keltiraman. Mana bu gapni ham keltiraman. Bu gapni ham keltiraman. Bunisini ham keltiraman. Faqat meni gaplarimga keltirgan rivoyatlarimga baho bermoqchi bo'lsang, sanatga qara deb qo'ygan. Sanat bilan keltirgan. Haddasini fulan, an fulan, akhbarana fulan, an fulan deb sanat bilan keltirgan. Va meni sanat qutqaradi degan. Sanatga qarasangiz, hodirgi hodisalarni kazzoblar, munkarul hadislar, vohlar, ya'ni hech narsaga arzimaydigan odamlar keltirgan. İmam Tabari bu bilan ummatni yolg'ondan ogohlantirgan bo'lib chiqyapti. Tushunarliga, mana shu bilan biz javob berishimiz kerak. Ha, buni keltirgan, buni minbarga chiqib mehrobdan gapir deb keltirmagan. Mabodo keltirsangiz, shuni buni illatni aytish kerak. Falon 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 jihatdan munkar bu, sahobalarga nisbatan bu nima? Ta'na. O'zi asli hodisa nima bo'lgan edi? Tahkim hodisasi nima bo'lgan edi? Amr ibn As aytdilar ki, bizim talabimiz var. Ali'ye bayat kılamaz sen. Elbette Ali'den haklıgi yok. Muaviye radıyallahu anhu'dan sahih rivayet var. Aytkarlar ki, men hilafatı talaşkanım yok. Halbuki münkerden yani bittesi. Amr ibn As demişler ki, Abu Musa'ya, sizler hilafatı inlerden keçiler. Bizim özümüzün hilafattan keçemiz de gelmiş. Muaviye halifemez ki. Rivoyatni teskarisini ko'ryapsizmi? Muaviya xalifa emas. Xalifa bo'lsa kechadimi? Qanaqa qilib xalifa bo'lmasindan kechadi? Bu ham noto'g'ri. Asli hodisa shunda edi. Biz albatta Aliga bay'at qilamiz. Alidan haqligi yo'q. Lekin bay'at qilishimizdan oldin qotillardan nima qilsin? Qasosni olsin. Qasosni olsin. O'zining ichida, ya'ni Hazrati Alining askarlarining ichida yuribdi haligilar. Madinadan kelgan birga qo'shilib yuribdilar. Ularni tashkil qilsin, kimligini aniqlasin, jazosini bersin. Bunga 3 oy muddat. 3 oy muddatda shu muammoni yetsin. Ungacha Misrda Amr ibn As valiligida qoladi. Muaviya radhiyallohu anhu Shomda valiligicha qoladi. Bu hodisalar ya'ni o'z izmiga tushkunga qadar 3 oy muddat Ali'ye muhlat beriladi deyilgan bu tamam razı bo'lgan. Ana şu razılık asnosida tarqalingan. Mantiqan to'g'ri mı? To'g'ri. Bir-birini haqorat qilmagan ular. To'g'ri. Hazrati hali aytdim men. Ashja aytdiki peshingacha ruxsat bering deganida. Ha. Qomondan. Demak taxminan bugungi kunni soati bilan aytganda hodirgi anaqa bo'yicha hisob bo'yicha 12 yarim birlada tahkim tugaydi. Keyin tahkim bo'lgan joy bilan Kufaning orasi 2 soat atrofidagi yo'l piyoda yurganda. Ali radhiyallohu anhu yurdilarda Siffindan to'g'ri Kufaga qarab, shaharga qarab yurdilar. Peshinni shaharda o'qiymiz deb. Kelganlarida yo'lda Xaruriya degan joy bor edi. Haruriye degan joyga ba'zi rivoyatga ko'ra 6000, ba'zisiga 8000, ba'zisida 10000 odam shunda askardan ajrab Haruriyega kirib oldi. Ular tahkimga rozi emas odamlar edi. Bularni keyinchalik nomlari Xavorij deb nomlandi. Mana shu jamoa Muaviya bilan Amr ibn As radhiyallohu anhumolar kelinglar o'rtamizga kitobni hakam qilaylik deb kelyotganda Urushaylik mi, tahkimga boraylik mi deb maslahat so'ralganda shu jamoa urushmaylik, tahkimga boraylik degan edi. O'zlari. Bularning gapiga kirib Hazrati Ali bo'pti, urushmaymiz degan edilar. Chunki bularning ichida qorilar ko'p edi. Qorilar ko'p edi. Bular oldi peshqadam odamlar edi.
Hazreti Ali'ye gapini o'tkaza olishgan edi. Keyin 10 ming ta odam ajrab qoldi Haruriyada. Hazreti Umar Ali radıyallahu anhu yonlarida İbn Abbas borlar, yana ko'p sahobalar bor. Hodisani eshitdilar. Eshitishlarga sabab Xurqus degan odam bor. Xurqus. Xurqus. Bu ham esinglarda qolsin. Bu odam ham ko'p uchraydi o'zi asli tarixlarda. Bu odam xavorijlarning imomlaridan, xatiblaridan. O'ta fasohatli odam. Gap gapirishlikda jumaga chiqib gapirsa yig'latadi odamlarni. Xutba o'qiganda odamlarni shijoatlantirib yuboradigan odam. O'ta taqvodor o'zicha. Xavorijlarning sifatlari kelgan hadislarda. Shu Haruriyadan vakil bo'lib 3 ta odam bilan kelib Hazrati Aliga kelib aytdiki, biz dedi tahkim muvaqqasiga rozi bo'ldik-ku dedi. Rozi bo'lgan dedi o'zi. Ha, biz kofir bo'lib qopmiz dedi. Aliga. Nega dedilar? Ya biz kofir bo'lib qopmiz. Siz ham kofir bo'lib qopsiz dedi Aliga. Men kofir bo'laman. Salla ham rozi bo'ldingki, biz kofir bo'libmiz, tavba qildik hozir mana iymon kelib oldik. Endi siz ham bir tavba qilib qo'yinchi deyishdi. Ali aytdilarki, qanaqasiga tavba qilamiz? Yo, tavba qiling, qilichlarni oling, qaytib boraylik, Muoviyani o'ldiraylik deyishdi. Deganda, yo, bunaqa gap yo'q dedilar. Biz shartnoma tuzdik, bo'ldi 3 oygacha muddat. Ana problema boshlandi. Hazrati Ali'ni 3 oylik olgan muddatlariga yetkazib bormagan odamlar shular. Ko'p muddat o'tmadi, o'sha kuni Hazrati Ali radıyallahu anhu ularni chiqarib yubordilar. Ular qaytib borib, Haruriyaga borib, xutba o'qigan. Ertasi kuni juma edi. Juma kuni chiqib olib, biz dunyodan voz kechishimiz kerak, oxiratni o'ylashimiz kerak. Dunyo matosi oz, oxiratniki boqiy. Juda ma'ruza qildi, qo'rqus. Ma'ruza qilib odamlarni shijoatlantirdi. Hamma tayyor edi o'limga. Va vaziyat chigallashishni boshladi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın aldığı İbn Abbas geldiler de barıp bahslaşayım ula bilen dediler. Aldın yo dediler ki meyli bar dediler. Fakat ular bilen Kur'an'ını özü bilen bahslaşma dediler. Ne dediler? Hadis bilen bahslaş dediler. Çünkü el-Kur'an zubucuğu. Kur'an'ın vacıkları köp. Bitti ayetini 20 kıl 30 kıl düşünme alışı mümkün. Her bitti adam özüce düşünüp ala olursa Kur'an'dan geçim çıkmaya kalır. Nimaga murojaat qilish kerak? Hadisga murojaat qilish kerak. Shunda yechim chiqadi. Voqea ma'lum, mashhur. Ibn Abbos bordim deydilar. Eng go'zal kiyimni kiyib olganlar. Ibn Abbos chiroyli odam bo'lganlar, bir savlat odam bo'lganlar. Haligi Mut'a hodisasida ajoyib voqea bor. Madinani bir chekkasida ketayotsak, bir chiroyli ayolni ko'rib qoldik deganlar. Hali u paytda Mut'a nikohi man qilinmagan payt. Yonimdagi sherigim biroz ko'rinishi o'rtacharoq edi, lekin toni, kiyimi chiroyli edi. Mening kiyimim sal juldirroq edi-yu, lekin o'zim chiroyli edim. Haliga ayolga mut'a taklif qildik, bizni tanla dedik, meni tanla degan. Ibn Abbos shunaqa basavlot odam bo'lganlar, chiroyli odam bo'lganlar. O'shanga eng yaxshi toza kiyimni kiyib olganman deydilar. Borsam deydilar. Bunaqa odamlarni ko'rmaganman deydilar. Ya'ni shunaqa shijoatlik peshonalari qavorib ketgan sajdan izidan, qo'llari tuyaning anaqasiga o'xshab ketgan tizzasiga. Shu ko'rgan Zohid ibn Abbosni anta sohibi rasulillah deyishgan istighfoh bilan. Allohning rasulining sahobasimisiz ibn Abbos? Sizga kiyimni kiyib olganingizni qarayin dunyo matosiga degan. O'zlarining rohibliklari bordi. Shunda Ibn Abbos aytadilarki, men payg'ambar alayhi sallatu vasallamning egnilarida bundan chandon-chandon qimmat kiyimni ko'rganman. Taqvodorlikda Rasulullohdan o'tadigan yo'q dedim deydilar, hammasi o'shdi. Ibn Abbos hurmat qilishardi. Nima muammo dedilar? 3 ta savolimiz bor deydi ular. Birinchisi nimaga Muaviya radıyallahu anhuga tahkimda yozayotganda o'zlarini Amirul Mu'minin degan sifatlarini Ali o'chirdi deyishgan.
Agar gerçi Ali o'zini Amirul Mu'minin sifatini o'chirdimi, idan va huwa Amirul Kafirin deyishgan. Xulosani qarang. O'shani o'chirsa o'chirishga majbur bo'lganlar. Nimaga? Muoviya aytganlarki, seni xilofatingni tan olganimiz deydi, bunaqa janjal bo'lmasa deydi. Sen Amirul Mu'minin emassan, Ali'san hozir biz uchun deb yozdirganlar. Shunga bo'pti deb o'chirgan Hazrat Ali. Xo'p, bu birinchisi dedilar. Ikkinchi muammo nima? Ikkinchisi Allohning hukmini ikkita odamning hukmiga topshirib qo'ydinglar. Kofir bo'ldinglar. Chunki Qur'oni Karim inil hukmu illa lillah deydi. Amara robbi alla ta'budu illa iyyah deydi. Faqat Allohning hukmi bilan hukm qilishimiz kerak. Bandalarga topshirmaslik kerak. Qur'ondan shuni tushunyapti-da xavorijlar. Qur'onni dalil keltirsa ergashib ketaverishlik noto'g'riligi dalil bu. Tarixni fiqhi shu. Chunki Qur'onni noto'g'ri tushunib qolish ham mumkin-da. Bo'ldi, bu ikkinchisi dedilar. Uchinchisi. Uchinchisi nimaga Jamal hodisasida Oysha onamiz bilan bo'lgan jangda biz qarshi tarafni asir olmadik. Ularni o'ljalarini olmadik. Nimaga? Hazrat Ali'ni ta'na qilishyapti. Hodisa oldingi hodisa, Siffindan oldin Oysha onamiz bilan bo'lgan hodisani aytishyapti. 3ta, bo'ldi 3ta. Bo'ldimi? Endi eshitaring dedilar. Birinchi. Nimaga o'zidan Amirul Mu'mininni o'chirdi? Desanglar, Hudaybiyya g'azotida Payg'ambar alayhi salatu vasallam mushriklar bilan bo'lgan sulhda o'tdi kim edi? Suhayl ibn Amr bilan Muaviyaning dadalari Abu Sufyon o'rtalarida payg'ambarimiz bilan sulh shartnomasi tuzilgan. Hudaybiyya sulhi. O'sha sulhda payg'ambar alayhi salatu vasallam Muhammad Rasululloh bilan qolganlar o'rtasida shartnoma deb yozdirganlar. Ular aytganki, sizni Rasululloh ekanligingizni tan olsak shartnomaga hojat bormi? Rasulullohni o'chiringlar deyishgan. Payg'ambar alayhissalom Aliga, Ali kotib edi o'shanda. O'chir deganlarda o'chirmayman deganlar Ali. Men Rasululloh degan jumlani o'chirmayman deganda payg'ambar alayhissalom menga ko'rsat deganlar, ko'rsat o'zlari o'chirganlar. Rasululloh afzalmi, Ali afzalmi dedilar. Rasululloh afzal. Rasululloh qilgan ishni qildi Ali. Yetarlimi dediler, ular yetarli deyişti. Mürovazlar. Ama ikinci Ayşe anamız hakkı da gelsin. Ayşe anamız hakkı da ki malametinler, tane, tankıdinler koşturma içi de ki. Hadiram tankıtkılı yapman deydi, huddu şu geplerden tankıtım namına gelin, uşa peyde deyem. Ali'ni tankıtkılı şey yaptı da, alış gerekirdi. Ölce alış gerekirdi, ularını asır alış gerekirdi. Çünkü mağlup oldu. Siffin'de Hazreti Ali'ye karşı çıkan cemaat. Agar Oysha onamizni asr olsak dedi. U mu'minlarning onasi dedi. Mu'minlarning onasini, o'zingizlarning onanglarni asr olasizlarmi? Kofir bo'lasizlarmi? Yo'q. Oysha bizni onamiz emas desanglar, Qur'oni Karimda Alloh taolo va azvajuhu ummahatuhum degan. Bunda ham kofir bo'lasizlarmi dedilar. İkita zararını içidesinler dediler. İkita balanı içidesinler. Unga ötsen yani kafir bulasan, munga ötsen yani kafir bulasan. Tanen özünge uğradı. Ali demez ayıp, sen de ayıp dediler. Şunda havalıcılar birbiri getkiliyen. Doğru yapı yaptık ki deyişken. Biz not doğru cevap yapıp ki deyişken. Gımır gımır boşlayın. Ve ama üçüncüsü de geldiler. İkita adamın hukmüge tapşırganımız. Hukumlu. İkita katta jamoani islohi uchun ikkita odamni hukm hakam qilishlik Qur'oni Karimning uslubi. Alloh taolo hajga borayotgan ihromdagi odam uchun ov qilishlikni nima qilgan? Harom qilgan. Lekin bilmasdan bir ovni o'ldirib qo'ydi. U ovni bir quyonni otib qo'ydi. O'sha quyonning narxi qanchaligini bildirishlikda ikkita hakam lozim. Qur'on aytadi. Bir quyonning narxini bildirishlikda, aniqlashlikda ikkita hakamga rozi bo'lyaptimi?
Bütün boşluk ümmetinin kanını toktatışlıkta iki hakemde razı buluş ve kadar avla ki dediler. İkinci delil. Eri hatun uğruşup kaldı. Hemen baskıçlar öttü. Ahire bitti baskıçlık geldi. O baskıç iki tamandan hakem çakırış. Fe in khiftum şikaka beynihime feb'athu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha İyurida islahay yuvafiqillahu beynehuma. İki tamandan hakem çakıraylar. Eğer ortalarını acraşıp geçişliğinden hıvkısaylar, erkek tamandan bir hakem kesin, ayal tamandan bir hakem kesin, ikkalası tevfikini, yani islahını irada kılsa, Allah onların ne kıladı? Muvaffak kıladı. Bitti aileni ki acralıp geçişliğine Allah Teala hakemlerine iştirakı razı buraya yaptı. Bütün başlığı ümmetinin kanını toktatıştık razı bu miydi mi? Diğerlerde kol kotergen. 2000 adam kol kotergen. Hazreti İbni Abbas arkalardan ergeşip Kufa'ya bargen. Kalgen, uşa ihtilafı göre 4000, 6000, 8000 kalgen havariç berber devam ettirgen havariçliğini ve ahir alal akıbet ular keyinchalik Hazreti Ali'ni o'zlarini taklif qilishgan. Ularga ham shu savolni berishgan, bir xil javobni olishgan. Olgandan keyin bo'pti deb qaytib kirishgan 6000 ta odam yoki 4000 yoki 8000. Kufaga kirib kelishgan, Haruriyada qolib ketgan ko'lar. Kufaga kirib kelganlardan keyin xalqni ichida gap tarqatishgan. Bu ish bir hafta ichida bo'lyapti. Bir haftadan ichida. Keyingi jumagacha. Keyingi juma odamlar kirib olib, Kufada nima deb gap tarqatishgan? Ali tavba kıldı. Ali bizden özür soradı. O hatalığını tan aldı. Deyip yaptılar kaçırken. Ali radıyallahu anh'ın kattık cahillere çıkan. Cuma günü hutbege çıkıp alıp havariçler doğrusu öte keskin yaplarına yapar geldiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan havariç cümlesi bilen rivayet kılıngan hadisler mutavatır. Kim mi biledin mi? Başka cemaatler doğrusu illa bitti kaderiler hakkında bu ümmetin mecusilerden rivayet var. Lekin havariçler hakkında onların sıfatları, çıkışları, akıbetleri, nime kılıçları hepsi aytilgan. Hutbada şunu aytdilar. Onlara koşulmayınlar. Onlarını dost tutmayınlar. Yani onlara cevap vermeyinler. Her gapni gapirganlarida bittisi onlardan şunu da oturdu mescitte. İnil hukmu illa lillah dedi. İkincisi o nereyadan turdu? La hukme illa lillah dedi. Cancar bu gitti. Hazreti Ali ettiler ki bol dedi. Tohtalarını oturlarını. Hutbede. Oturlarını dediler. Seller bilen bizim ortamızda üçte şartname var dediler. Çünkü amel kılamız hazırca dediler. Birincisi eğer biz bilen birge turarken seller düşman bilen böyle diyen cihatlarda ölce ala seller. Sellige nasibi acizatemiz. Mescitlerimizden sallarını tosmayımız. Allah'ın beyti namazını oku çıkıp git orası. Üçüncüsü, eğer bizge karşı kılıç kütar meselelerin, sallarına kılıç kütarmayımız. Üçte şart, yaşasaların yaşaların dediler. Ular, lakin alamkı yaptı da onları ki, Hazreti Ali'ni kafir deyiş gerek, ne mi bu seyem? Onunla barım adamların üçte olup soruyordu, Ali hakkında ne dediysen, Osman hakkında ne dediysen. Üçünün sorularından bittesi, Habbab ibn Arat radıyallahu anhu'nun oğlu var. Abdullah degen. Qari. Sahabanın oğlu. Şunu üçlü var işte köçede. Hatını bilen birge. Hatını hamile daradı. Abdullah'tan sonra işte. Ali hakkında ne mi deysen degen de Ali hakkında peygamber aitken gelip yapar ama. Ne mi degen? Cenneti degen. Osman hakkında ne mi deysen? Osman hakkında Resulullah aitken gelip yapar ama. Ne mi degen? Cenneti degen. Sen hem kafir bugün eken sen ki sen. Ali kafir dedi. Sen hem kafir eken sen. Değişti. İki kıl rivayeti var. Bittesi İbni Hişam'lı tarihi de. Havariciler soruydu. Abdullah İbn Habbab İbn Arak'tan. Neden sahabı bugün? Ha? Biz hakkımızda hadis etken mi? Degen de etken de. Neden? Ha? Değil mi degen? Fitneler kozgaladigan payt keladi. Fitne kozgalgan paytda al-qa'idu khayrun min al-qa'im. Al-qa'im khayrun min as-sa'i deganlar.
Qoid qoimdan o'tirgan turgandan afzal. Turgan yurgandan afzal. Yurgan yugurgandan afzal fitna paytida. Fitna paytida tormoz berish kerak. Qilichini yog'ochdan qil. O'sha kunlari deganlar. Va ey Abdulloh degan o'g'liga. O'sha kunda kun Abdullohil mazlum yoki maqtul va la takun Abdullohil qotil degan. Shunaqa kun kelib qolsa, majbur bo'lib qolsang, maqtul bo'lsang bo'l, qotil bo'lma deganlar. Dadam shunaqa degan. Deganda shunaqa deganmi? Ha, unda deb seni o'ldiramiz deb o'ldirishgan. O'sha hadisga amal qilib qo'yaylik deb. Bitta rivoyati. İmam Tabarani'nin rivoyati da bittasi xurmo tushdi. Xurmo tushganini olib yedi. Havarişlerden bittesi. Olib yedi. Cancal topalan bop durup da. Haligini sorak savar kılıçı yaptı. Bittesi hurmanı yiyordu. Yanındaki adam bu hurmanı İgesten sonra değil mi dedi. Estağfurullah, estağfurullah deyip hurmanı taşıdı. O hurma Nasrani bağıdan düşken hurma yedi. Şimdi Abdullah etti ki bundan kora kımmatıra narsa hakkıda sizlerine Allah'tan korkuşu çakıramam dedi. Nime dedi? Mini kanım dedi. Bir hurmadan takva qilyapsanlar dedi. Meni qonimdan takva qilmaysanmi degan, sen nima deyapsan deb taqtib o'ldirishdi. Xotinini homilador holatda sen xotin erini dinida bo'ladi, sen ham kofirsan deb uni ham o'ldirishdi. Homilador xotinni qonini yorib tashlashdi. Ana shu hodisadan keyin voqea Hazrati Aliga yetib bordi. Odam o'ldirildi. Nima degandilar? Qilich ko'tarmasalaring, qilich ko'tarmaymiz degandilar. Voqea yetib kelgandan keyin Ali ettiler ki havarişlerge. Yani yan sakinliği bilen. Katılla menge birerler indediler. Katıl bitti. İki de böyle dindi. Neşte katıl olsa birerler indi. Diganda ne midir cevap verimde havarişler? Havarişi cüretini karayın de. Kullüne katalah dedi. Biz hemimiz öldürdük. Ne mi deysen de işte. Onda vacib oldu, sizlerini hemenlerini öldürüş dediler de bismillah deyip havarişlerine karşı ceng başladılar. Ravanda onların iğnesini yığılat geldiler. Maşgur hadise var. Havarişler doğrusu da onların hadiseleri doğrusu da katta hadise var. Allah nasip kılsa keyimiz sohbette devam ettiremiz. Üçte noktada toxtasak kızı rabbalat. Sizle bilerek anlarsalarını yapırdık. Bundan oladigan fiqhimiz bor da bizni. Tarixdan oladigan fiqhimiz bor. O'sha xavorij jamoasining fitnalari tugagani yo'q. Hozir ham chiqib olib Hazrat Aliga qarab, "Sen kofir bo'lding, tavba qil." deb, "Sen bizga ergashishing kerak." deyatganlar bugun ham imomlarga kelib, "Domla, siz mana bu gapni gapirishingiz kerak. Domla, siz mana bu narsani qilishingiz kerak. Domla, siz anaqa chiqishingiz kerak. Manaqa borishingiz kerak." deyatganlarning tabiati tarixda bor. Bor. İmam unga ergashadi mi? O imomga ergashish kerak mi? İmam qilishdan maqsad nima o'zi? İmam Buxoriyda rivoyat bor. Innama ju'ilal imam liyutimma bih. İmam qilishdan maqsad namozini o'qib berish. İmam turibdi-da bu yoqdan turib aql o'rgatyapti unga. Rukuni sal boshqacha qiling. Sajdada ozgina ko'proq turing. Rukudan qaytayotganingizda bundoq qiling. Namoz bo'ladi bunda. Ha, imamga ergash değil mi? Allah'a akbar. Bo'ldi, imamın şahsını koy. İlimge ergash değil hadi. Bu bilen imamlarga hücumlu strategiyası yangi masligini bilişimiz gerek. Tarıktan alınadigan siren. Kıskala şundan ibaret. Soru yok mu? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم دعوة أقصى الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أصلح بيننا وأهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الله رحمة
Teşekkür sizlerge hem rahmet. Sabır kılıp işitken yine gene Allah'a.